Dostlarım merhaba. Bundan aylar önce 50 yaşlarında bir erkek hasta göğüs ağrısı şikayetiyle bana geldi. Daha önce bir devlet hastanesine gitmiş. Biraz öfkeyle oradaki doktor beni muayene bile etmeden anjiyografi istedi dedi. Hastanede alınan normal istirahat elektrosunda kalp damarlarında darlık olduğunu gösteren değişiklikler vardı. Şikayetlerini bir daha dinledikten ve muayenesini yaptıktan sonra meslektaşımın haklı olduğunu, anjiyografi ile kalp damarlarının değerlendirilmesi gerektiğini söyledim. Dostlarım, bazen hastanın bize anlattıkları kalp damar hastalığı açısından muayene bulgularından daha önemlidir. 45 yaşından büyük, sigara içen erkek bir hasta yürürken veya merdiven çıkarken göğsüne hafif bir yanma geldiğini, durunca birkaç dakika içerisinde kendiliğinden geçtiğini söylüyorsa o kişinin kalp damarlarında çok çok büyük bir ihtimalle ciddi bir darlık vardır ve vakit geçirmeden kesin teşhis için ileri adımlar atılması gerekir. Bu hastamızın sandığı gibi ağrısının çok hafif olması, durup dinlenince hemen geçmesi veya aynı yerde bir gün olup bir gün olmaması o ağrının kalpten gelmediğini göstermez. Sizin kalp ağrısında olur diye beklediğiniz o göğüse fil oturması gibi olan terleten, kola yayılan, sırta yayılan şiddetli ağrı kalp krizinde yani damar tam tıkandığında olur. O yüzden bu hastamızda olduğu gibi göğüse gelen ağrılar hafif de olsa, çabuk da geçse, kendiliğinden de geçse önemseyin ve mutlaka bir doktorla paylaşın. Tekrar hastama dönecek olursak benim konuşmamdan sonra karısının anjiyografi yaptıralım Fadıl. Bak her iki doktor da anjiyografi istiyor demesine rağmen düşünmek için biraz vakit istedi ve yanımdan ayrıldılar. Aradan aylar geçtikten sonra tekrar bana geldiler. Birkaç hafta önce göğsüne şiddetli bir ağrı girmiş gece vakti, gece yarısı. Ertesi sabah hastaneye gitmişler, elektro çekilmiş ve kalp krizi tanısı almış. Birkaç gün bu tanıyla hastanede yattıktan sonra koroner anjiyografi yapılmış ve bypass önermişler. Ne diyorsunuz doktor bey, bypass olalım mı olmayalım mı diye bana sormaya gelmişler. Bunca zaman niye beklediniz diye sordum. O bana son geldikten sonra bir arkadaşının önerisiyle Fadıl Bey ceviz suyu içmeye başlamış. Hani hepiniz duymuşsunuzdur. Akşamdan ceviz suya konur ve ertesi gün o su iksirli mucize su içilir ve arkasından ceviz yenir. Bir ay kadar bu tedaviyi uyguladıktan sonra ağrılarının geçmediğini gören Fadıl Bey, bu sefer Google amcaya danışmaya karar vermiş, bilgisayarın başına oturmuş, kalp damarları nasıl açılır diye yazmış ve bakmış ki bir mucize iksir daha var. Limon, sarımsak, maydanoz kürü. Blender'de çekip içiyorsunuz. 3 gün sarımsaklı, 3 gün sarımsaksız ve sonra yavaş yavaş damarlarınız açılıyor. Fadıl Bey, bir ay sonra kalp damarları tam tıkayana yani kalp krizi geçirene kadar bu mucize iksiri içmeye devam etmiş. Şimdi sorumuz şu. Kalp damarlarımızın içini kaplayan bu yağlı yapışkan plaklar ceviz suyu içmekle veyahut da limon maydanoz suyu içmekle açılır mı? Dostlarım isterseniz gelin şu kalp damarlarına ve içini tıkayan plaklara yakından bakalım ve açılıp açılmayacağına birlikte karar verelim. Şimdi size 58 yaşında ani kalp kriziyle hayatını kaybeden bir hastanın otopside çıkarılan kalp damarını göstereceğim. LAD damarı kalbin ön yüzünden aşağı inen en önemli damardır. Bu ana damardaki tıkanıklıkların ne kadar tehlikeli olduğunu size daha önce anlatmıştım. Burada damarın hemen başlangıç kısmından alınan bir kesit var. Gördüğünüz gibi damar duvarı hafifçe kalınlaşmış ancak ciddi bir darlık yok. Burada ise damarın bir kısmında kalınlaşma ve plaklaşmanın başladığını görüyoruz. Bu aşamada damar henüz çok daralmadığı için bu dar lümenden geçen kandaki oksijen kalp kasının ihtiyacını karşılar ve hastanın herhangi bir şikayeti olmaz. Damarın biraz daha aşağısına doğru iniyoruz. Gördüğünüz gibi kolesterol ve yağ lümenin büyük bir kısmını tıkamış durumda. Bu seviyedeki darlıklar aynı Fadıl Bey'de olduğu gibi eforla, zorlamayla yürürken, merdiven çıkarken veya paket taşırken göğüste yangıya neden olur. Hasta biraz duyurup dinlenince yangı hemen geçer. Burada damarın daha aşağı kısmında büyük bir plak olduğunu ve onun üzerinde plağın yırtıldığı yeri görüyoruz.
damar boşluğunda trombüs yani kan pıhtısı oluşmaya başlamış ve biraz daha aşağı indiğimizde damarın trombüsüyle artık tamamen tıkandığını görüyoruz. İşte damarın bu tam tıkanmasına kalp krizi diyoruz. Dostlarım, damarımızın iç yüzünü kaplayan endotel tabakasındaki bu yağlanma daha biz çocukken 9-10 yaşlarında başlar. Ve sonra biz hayvansal gıdalar, doymuş yağlar, sıvı yağlar, şeker, tatlı yedikçe, gittikçe aynı kurşun bir borunun içerisini kaplayan o kireç tabakası gibi gittikçe artar ve damarı tıkar. Şimdi size soruyorum. 10 yıllar içinde tıkanan bu yağlı damar birkaç ay ceviz suyu veya maydanoz, sarımsak, limon karışımı içmekle açılır mı, açılmaz mı? Dostlarım, bir ceviz yiyip üzerine bir bardak su içmekle cevizi gece suya koyup ertesi gün o suyu içip cevizi yemek arasında hiçbir fark yoktur. Cevizin faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Buna karşın size ceviz yiyin dersem bu ilginizi çekmez. Ancak akşamdan bir bardak suya koyun, sabah suyunu için, cevizi de yiyin dediğimde bir ritüel oluşturduğum için ilginizi çeker. Bunda bir hikmet var diye düşünürsünüz. Hem yapması kolay hem ucuz. Ali Bey yapıyor, Veli Bey yapıyor, ben niye yapmayayım dersiniz. Eşiniz de bu ritüele, bu törene memnuniyetle katılır ve kocam iyi olacak diye akşamdan bir bardak suya güzelce cevizi koyar ve sabahleyin de o suyu içip cevizi yemeniz için size ısrar eder. Diyeceksiniz ki hocam, cevizin suyunu içmek zararlı mı? Limonlu maydanozun, sarımsağın vücuda bir zararı var mı? Tabii ki yok. Çok çok midenizi rahatsız eder. Gastritiniz, ülseriniz varsa onları azdırır. Ama çok daha önemli başka bir zararı var. Maalesef Fadıl Bey gibi yüksek tahsilli insanlar bile bu uydurma, bu safsata ilaçlara inanıyorlar ve gerçekten tedavi olma şanslarını kaybedebiliyorlar. Neticede Fadıl Bey de ölmedi, hayatını kaybetmedi, ancak kalp krizi geçirdi. Kalp duvarının bir kısmı hasar aldı, artık yeteri kadar kasılmıyor ve maalesef Fadıl Bey ileriki yıllarda bunun sıkıntısını çekecek. Bu videonun altına benim dayım ceviz suyu içti, ben efendim mucize limon suyu içtim, damarlarım açıldı diye not düşeceğini biliyorum. Bu notu düşmeden önce lütfen Google'a plasebo etkisi nedir diye bir yazsınlar ve onu okusunlar. Dostlarım, televizyon kanalları ve internet her konuda olduğu gibi sağlık konusunda da insanları doğru da yönlendirebilir, yanlış da yönlendirebilir. Şimdi buradan size gece bir bardak suyun içerisine iki tane badem koyun. Ama dikkat edin, ceviz değil, badem. Onun üzerine de iki tane nane yaprağı ilave edin ve sabaha kadar bekledikten sonra suyunu için, naneleri ve bademleri de yiyin. Damarlarınız açılacak, karaciğerinizdeki yağlanma gidecek, böbreklerinize de iyi gelecek desem beni çok seversiniz. Hele hele bademleri suya koyarken besmele çekin, naneyi de sabah namazından önce yiyin, evelallah hiçbir şeyiniz kalmayacak dersem bir anda takipçi sayım iki misline çıkar. Dostlarım, izlediğiniz her videoya kanmayın. Size önerilerde bulunan kişilerden kanıt isteyin. Bu söylemiş oldukları uygulamanın bilimsel dergilerde yer alıp almadığını sorun. Ceviz suyunun veyahut da o mucize limonlu iksirin damarlarını açtığını gösteren koroner anjiyografi bulguları olup olmadığını öğrenin. Ve böylece bir sohbetin daha sonuna geldik. Videonun başlığına tekrar dönecek olursak, ceviz suyu, sarımsaklı maydanoz kürü, nane ruhu, minare gölgesi, davul tozu damarları açar mı, açmaz. Sağlıklı olmak, sağlıklı yaşlanmak istiyorsanız et, süt, yoğurt, peynir, tavuk, balık fark etmez. Tüm hayvansal ürünlerden, şekerden yapılmış tatlılardan uzak durun. Yemeklerinize ve salatalarınıza çok az yağ koyun. Sebzeden, meyveden, tam taldan ve kabuklu kuru yemişlerden ayrılmayın. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim.